Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde küçük aksesuarlar yapacağız. Bu benim Instagram'ımda var, bazı objeler yaptım ama YouTube'da ilk defa olacak. İnşallah beğenirsiniz ve yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Eğer böyle değişik objeler istiyorsanız tabii ki de çekip atabilirim. Tabii ki bu tamamen sizin yorumlarınıza bağlı. Bugün sizlerle kağıt havluluk mutfakta olarak yapacağım ben. Ama bunu çeşitli türlerde de üretebilirsiniz. Bunun için malzemelerimiz karton olacak. Şöyle iki tane. Şöyle iki tane kestim. Silikon tabancamız, silikon uçlarımız, halat ipimiz, bir de çuval dediğimiz kumaş, keten çuval, bir de çeşitli malzeme. Ben sepet kullanacağım, böyle küçük sepet. İşte çeşitli çiçekler kullanacağım. Bunları yaparken de göstereceğim. İlk önce kartonlarımızı şu şekil oval olarak kesiyoruz. İki tane. Bunu üst üste yapıştıracağım ki birazcık kalınlık elde edelim. Şimdi bunu yapıştırmam için silikon tabancamı fişe takayım. Biraz ısınsın. Ondan sonra yavaş yavaş aşamalarına geçelim. Evet, silikon tabancam ısınana kadar ben de çuval olan kumaşımdan kesmiş olduğum kartonlardan boyutunda keseceğim. Bunun için kartonumu koyuyorum. Bir kalemle etrafından böyle çiziyorum. Bu benim keseceğim yer belli olacak. Böyle iki tane kesiyorum. Bir tane daha keseceğim. Yalnız keserken mesela şuradan yap çizdik. Bunun şöyle 1-2 santim yukarısından keserseniz, çünkü kartona yapıştırmamız için. Ben şimdi bunları kesip hemen geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi ben iki parçadan oluşanı kestim. Altta olanı biraz fazla, kenarlarından fazla kestim. Çünkü bunları böyle katlayarak buraya yapıştıracağız. Bu üstüne gelecek olanı ondan biraz daha küçük kestim. Çünkü şimdi bunları böyle yaptığım zaman, bu da böyle üstüne geldiği zaman iyi duracak diye düşünüyorum. Şimdi şöyle silikon tabancam ısındı herhalde. Evet. Şimdi silikon tabancayla bunu tutkalla da yapabilirsiniz. Beyaz tutkal da sürüp de yapabilirsiniz. Silikon tabancasıyla da yapabilirsiniz. Sizin hangisi daha iyi, yani daha iyi yapabilirsiniz? Hangisinde daha iyi yapabilirsiniz? Pardon. Şimdi makasım burada. Şimdi ben ufak bir göstereceğim. Sonra yapırken durdurup bitmiş halini göstereceğim. Çünkü tabancamın kablosu fazla uzun değil. Şimdi şuraya şöyle güzelcene sıktım. Bunu yaparken şöyle kenarlarından çentik atarsak dönmesi daha kolay olacak. Yani ovali döndüremezsiniz. Ancak böyle çentikler yaparak ovali döndürebilirsiniz. Böyle böyle gergin bir şekilde buraya yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Şimdi ben bunu hemen yapıp geliyorum. Arkadaşlar, yanlış oldu. Pardon, çok özür dilerim. Bu iki tane oval kartonlarımız vardı. İlk önce bunları üst üste yapıştırıp daha sonra kumaşla kaplayacağız. Şimdi özür dilerim, kusura bakmayın. Bunu arka tarafa koymuşum, görmedim. Şimdi bunun arasına bolca silikon
silikon sürüp bunu da üzerine kapatıp demince gösterdiğim gibi çuval kumaşımı kaplıyorum. Evet, güzelce silikonladım ve güzelce yapıştırdım. Şimdi artık kumaşını geçirme zamanı geldi. Şimdi kumaşını geçireyim. Temize göstermiştim. Aynı o şekilde yapacağım. Ben dediğim gibi tabancamın kablosu biraz kısa olduğu için tam gösteremiyorum. Ama bitmiş haline tabii ki tek tek göstereceğim. Evet, ben yaptım. Gördüğünüz gibi. Bu fazlalıkları kesebilirsiniz. Kalabilir. Hiç problem değil. Hani mesela şöyle alırsınız. Bunlar hiç problem değil yani, çünkü bu içinde kalacak. Şimdi bu üstünü de bir tane kesmiştim biliyorsunuz. Bu kenarını kıvırarak şuradan başlayarak silikonla gene güzelce, yani şu şekil olacak. Yani temiz olması için böyle yapa yapa bunu yapıştırıyoruz. Ben yapıştırıp hemen geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi kapladım her iki tarafını da. Şimdi bunun askılarını yapacağız. Onu da neyle yapıyoruz? Gördüğünüz bu halatla yapacağım. Şimdi ben 2 metre burada halatım var. 2 metre halatı tam böyle ucucuna tutup tam ortadan kesiyorum. Yani iki tarafına askı şeklini görecek yani. Böyle kestim, iki parçaya ayırdım. Şimdi ön ve arkasını siz belirleyin. Neresi size daha düzgün, daha güzel geliyorsa orasını, yani düzgün olan ön, beğenmediğiniz taraf arka gelecek. Yalnız şununla şunun arası şöyle bir karış olacak. Yani şu benim elimin, herkesin eli tabii ki farklı. Ben bir karış diyorum. Şimdi şuraya şey koyuyorum, yani yerimi belli ediyorum daha doğrusu. Evet, şimdi buraya silikon sıkaraktan bunu buraya yapıştıracağım. Bir dakika, görüyorsunuz. Evet, buraya bolca silikonumu sıktım. Bunu buraya yapıştırdım. Aynı işlemi bunu da buraya yapacağım. Gene çizdiğimiz yerden şuradan. Yani silikon tabancanız yoksa bile şöyle de yapabilirsiniz, tutkalla, beyaz siyotta şeffaf tutkalla. Bunu da böyle yaptık mı, bu birazcık böyle beklemesi lazım, biraz kurusun geliyoruz. Evet, bunları yapıştırdık. Şimdi asabilmemiz için şuraya küçük ince bir iple bir askı yeri yapacağız. Çok uzun olmasın, yani astığınız zaman ip gözükmesin diyelim. Size kalmış. Yani gözükmesin istiyorsanız da büyük de yapabilirsiniz. Şu kadar. Yani şöyle bir şey olduğu zaman yeterli bence. Bunu da buraya bağlı. Ay, tersime geldi. Bunu da yapıştırabilirsiniz. Mesela bunu böyle koydunuz. Değil mi? Üzerine bunu böyle yaptığınızda aynı işlemi görecektir. Öyle de böyle de yapabilirsiniz yani, her iki şekilde. Şimdi bu askılarımızı, diyeceksiniz bunun diğer ucu nerede olacak diye. Şu biraz kurusun. Evet, şimdi bu ucumuzu görüyorsunuz. Buradan bunu ne kadar aşağıda ne kadar istiyorsanız, yani atıyorum bu kadar da olabilir, bu kadar da olabilir. Siz tamamen nasıl uygun görüyorsanız. Ama yalnız ne var? Bunu böyle yaparken, yani şunu şu bir olacak.
şu şekil. Yani ölçümüz bu. Diğer kalan yer uzunluğunuza bağlı tabi. Hani diyelim ki kısa istiyorsunuz, bu kadar istiyorsunuz. Bunu buradan getirip şuradan kesiyorsunuz. Bu kadarını kesiyorsunuz. Bu kadar uzunlukta isterseniz. Ama tabi uzun olsun istiyorsanız ucuca böyle yapıştıracağız. Şimdi ben ölçüp, yani kendi kullanacağım yeri tasarlayıp ona göre boyutunu ayarlayıp geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi ben yaptım. Yalnız demince yanlış yere takmışım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Buraya takmışım. Aslında buraya takılacak. Yani uzun yerler havlu takacağımız yerler. Bu kısa yerde, yani buraya taktım askılı. Özür dilerim o yüzden. Yani gördüğünüz gibi şu şekilde havluluğumuz hazır. Şimdi bundan sonrası tamamen size kalmış. Yani şurasını nasıl süsleyebilirsiniz, nasıl yapabilirsiniz, o tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. İnşallah buraya kadar güzelce anlatabilmişimdir ve beğenmişsinizdir. Beğenirseniz yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Dediğim gibi, başta da dediğim gibi, hani böyle videolar görmek istiyorsanız bunları da belirtirseniz, yani yemek arası bir el becerisi diyelim, hani geri dönüşüm diyelim daha doğrusu. Evde olan malzemelerle de ben bazı şeyler yapıyorum. Yani bunları da belirtirseniz seve seve yemek arası bir de böyle bir değişiklikler yaparız. Şimdi ben tamamen doğaçlama, yani şöyle bir sepetim var. Tabii ki bunu böyle koyamayacağım için, çünkü bunu muhtemelen doğrasınca durmayacak. Ben bunun içine, yani yarısına böyle silikon sıkacağım. Daha sonra onu keseceğim. Silikonlu sıkmamın nedeni, eğer bunu böyle direkt böyle kesersem dağılma yapabilir. Çünkü örme bir sepet olduğu için. Güzelce içine silikonunu sıkacağım. Güzelce kuruyacak. Ondan sonra ben bunu yarısını koyup yarısını böyle yapacağım. Ve çiçeklerle süsleyeceğim. Şimdi ben bunu güzelce silikonlayayım. İçini, dışını, her tarafını. Yani şöyle bol bol. Şöyle gördüğünüz gibi. Böyle. Her tarafına gelecek şekilde. Yani keseceğim şekilde. Böyle. Bunu ben hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi evinizde bulunan alüminyum folyo ya da streç film içinden çıkan boru gibi şeyleri buraya, bunu havlumuzu asmak için kullanacağız. Bunu onun için ben turuncu renkli bir jüt ipiyle bunu silikonlu yardımıyla sara sara sara, bunu birden böyle, yani şöyle şöyle sararaktan kaplayacağım. Havluyu tabii ki böyle koyduğumuz zaman buralardan çıkmaması ve şık görmesi için gene iki tane böyle küçük bunun ebatında şöyle kartonlar kestim. Bunları yapıştıracağım ve üzerlerine bir tane de şöyle gül yapıştıracağım ki sağından solundan güzel gözüksün. Şimdi ben yavaş yavaş bunu sarmaya başlayayım. Bu bittikten sonra bir daha süslemelerimize geçelim. Evet, ben bunu yaptım. Gördüğünüz gibi çiçeklerini de yapıştırdım. Sepetimi ortadan ikiye böldüm. Bunları temizlemiyorum. Bunu başka bir şeyde kullanacağım zaman temizleyeceğim. Bunun için o kadar önemli. Çünkü içine çiçekler koyacağız. Bunlar da şimdi bunu gördüğünüz gibi şöyle yapıştıracağım. Dediğim gibi bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Nasıl yapacağınız. Yani şimdi ben bunun etrafına bolca sıkıp böyle yapıştırıyorum. Yerini ayarlıyorum. Böyle. Bakalım. Evet. Şimdi bu biraz böyle donması gerekiyor. Evet, yapıştırdım, soğudu. Benim böyle böyle beyaz taşlarım var. Şu alt görüntüsünün silikonunu kapatmak ve dekoratif amaçlı olsun diye bunları böyle yapıştıracağım. Hem o gizlenmiş olacak, hem de altında
Bence güzel duracak. Yani dediğim gibi tamamen bu sizin zevkinize kalmış. Bundan sonraki olaylar nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Beni Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Orada da yemek tariflerim ve böyle ufak tefek reels videoları çekiyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Orada da Nagihan Hanım Tok Aşkı hesabım. Evet. Küçük küçük dokunuşlarla. Umarım beğenmişsinizdir. Sevmişsinizdir en azından. Bunları bana yazarsanız sevinirim. Yani bir yer sitede hani olmamışsa, işte Nagihan Hanım bu da burası da olmamış, bence böyle olmaz deseniz de fikir amaçlı yeniliklere herkesin görüş açısı farklıdır tabii ki. Herkes farklı gözden bakıyor çünkü. Ama herkesin de kendine göre bir statüsü var. Ve bu şunları kafaya takmayın. Onlar kuruduğu zaman zaten düşüyor kendiliğinden. Sıkıntı yok yani. Bu arada dediğim gibi tutkala da yapabilirsiniz. İlla ki silikon tabancası olmasına gerek yok. Bu kadar. Bu taşlarla bu kadar yaptık. Bunları alalım kenara. Görüyorsunuz. Bak hemencik çıkıveriyorlar. Biraz bunu gördüğünüz gibi. Şimdi bunun içine benim küçük küçük çiçeklerim var. Yani şu gördüğünüz olduğunuz buketlerden bir düzenleme yapıp hemen geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi ben böyle düzenleme yaptım. Pardon, düzenleme yaptım. Şimdi bunları yapıştıralım. Böyle çiçeklerimiz var. Şöyle yapıştırdık mı? Altına doğru. Evet. Şunu da şuraya hafif yapıştırırsak daha güzel olacağını değil mi? Ben bunu yapıştırıp geleyim. Silikon ucum bitmiş, onu alıp geleyim. Bitim aşamasında beraber olalım. Evet. Askılarımız bitti. Havlu askılarımız. İnşallah işini böyle göstereyim. Taktım. Ve rahatlıkla dönüyor. Ve sonuç. Biraz kaldırayım. Gördüğünüz gibi bence güzel bir dizayn oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yoruma yazarsanız sevinirim. Bugünlük bu kadar diyelim. Başka videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi bu tarz videolar eğer hoşunuza gittiyse, gidiyorsa videonun altına yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zillerinizi açın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günlerde kalın.